Evet abi, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, eyvallah. Şimdi ismini açıklamak istemiyorsun, görüntünü de vermek istemiyorsun. Ama biliyorsun ki gençlerimiz şu anda birçok kişi uyuşturucu illetinde. Sen de bu uyuşturucu illetine düştün. Çok şükür şu anda iyisin. Tedavi gördün. Allah bir daha düşürmesin. Sen de buradan gençlere ne önerirsin yani? Bu işe nasıl girdin, nasıl başladın? Senin ağzından herkes örnek alacak şekilde bize anlatır mısın? Tabii. Şimdi ben bu işe nasıl başladım? İlk etapta yani nasıl girdin, kimle tanıştın? Yani kim seni düşürdü bu işe? Nasıl yani bu iş? Nasıl oldu? 2005 yılında bir arkadaşım bu maddeyi kullanıyordu. Evet. Yani maddeyi söylemek serbest değil mi? Serbest, söyleyebilirsin. Esrar kullanıyordu. Dedim kardeşim, dedim bu ne? Dedi kardeşim, dedi bu sigara. Sen sigara içiyordun tabii o zaman. Ben sigara içiyordum, normal sigara kullanıyordum ben. Evet. Bana dedi Esrar bu dedi. Dedim kardeşim, bunun adli bilet istedim. Sen dedi niye bunu kullanayım? Dedi bunu içtiğim zaman dedi hayat bana dedi başka geliyor. Dedim nasıl kardeşim başka geliyor? Dedim ismi bile pis dedim, biz çocukluğumuzdan yani o yaşa kadar hep esrarcı diye duyuyorduk. Yani biz de isminden bile gıcık alıyorduk yani, uyuz oluyorduk. Bu arkadaş yani mahalleden arkadaşlar mı? Mahalleden değil. Hı. Bir yerde tanıştığım arkadaş sonradan yani. Çocukluk arkadaşım değil ama yani tanıştığım bir arkadaş. Evet. İki sefer, üç sefer gördüm bunu kullanıyor. Dedi bir duman sen de al, bir şey olmaz. Evet. Ben de bir duman aldım. Aldım baktım, beni acıktırdı. Canım tatlı istemeye başladı. Beraber gittik. Esrarı içtikten sonra. Esrarı içtikten sonra. Evet. Beraber gittik işte, tatlı yedik, yemek yedik. Baktım yani böyle her şey, gerçekten her şey değişik geliyor insana. Allah Allah. Vallahi. Her şey değişik geliyor. Ondan sonra ben tutup Torbeci'ye gidip ben de almaya başladım. Evet, öğretti yani diye aldı onu. Öğretti bana. Evet. 3-5 gün içtim, ondan sonra içmediğim zaman uyuyamıyordum. Peki o sana bu illete alıştıran kişi kendisi de Torbeci'den ortak olabilir mi? Yok, olamaz çünkü kendisi de para veriyordu. Olamaz. 3-5 gün, bir hafta içtim bunu, ondan sonra içmediğim zaman uyku gelmiyor bana. Uyuyamıyordum gece. Gece uyuyamıyordum. Eşime bağırıp çağırıyordum, her şeye sinirleniyordum. Panik atak oldu. Panik atak oldum, hiç olmaz şeylere sinirlenmeye başladım. Devam ettim ben buna. 3 sene, 5 sene devam ettim. Yani kötü bir şey mi? Çok kötü bir şey hem de. Çevremden soğudum, çevrem benden soğudu, kimse bana selam vermez oldu. Yani burası küçük yani, Reyhanlı küçük, herkes birbirini bilir. Herkes benden, bana sırt dönmeye başladı herkes. Arkadaşlarım bile, içmeyen, kullanmayan arkadaşlarım da benden uzaklaşmaya başladı. Ondan sonra tuttum, ecstaz denilen bir madde var. Arkadaşım baktım hareketleri böyle bir tuhaf, çok hızlı konuşuyor, böyle terliyor. Panik atak dedim, kardeşim dedim sana ne olmuş dedim böyle. Bana dedi ben ecstazi kullandım dedi. Dedim ecstazi ne? Dedi bu abi dedi. Dedi bunu içmeden önce ben yaşamıyormuşum. Dedim bu nasıl bir şey dedim, sen bunu yaşamıyormuşsun ya. Esrarı kullandım dedim, ben bin pişmanım. Evet. Dedim bir dedim ben bunu kullanmak istemiyorum. Tutmuş bana Nescafe'nin içine koymuş bir tane. Kendisi. He. Benim haberim olmadan. Nescafe'yi bana içirdi, beraber içtik yani. Ondan sonra baktım ben yerimde duramıyorum, böyle dizlerim titriyor, hızlı hızlı konuşuyorum. Böyle her şey bana güzel gelmeye başladı. Kardeşim dedim bana ne oluyor dedim, böyle bir mutluluk var bende. Yani bana ne oldu? Dedi sana söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Dedim yok dedim, bana ne oldu dedi, senin Nescafe'ne ekstazi dedi koydum dedi. Aa dedi, şimdi patlıyorsun. Dedim kardeşim dedim sen benim düşman mısın dedim, nasıl dedim. Böyle bana söylemeden dedim ekstazi koyun. Dedi şimdi kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim dedim, her şey dedim gerçekten güzel. Dedi işte bu madde dedi güzel dedi kardeşim dedi. Bunu içtiğin zaman dedi hiçbir şeyden korkmazsın. Yani her şeyi böyle rahatlıkla yaparsın. Dedim vallahi dedim kardeşim dedim ben... Dedim bana, yani bana kötü yaptın dedim, bunu hiç iyilik yapmadın dedim bana. Dedim zaten ben dedim eşimle her zaman tartışıyorum ben bu esrar maddesini kullandığım için. Dedim bir de sen dedim bana bunu attın dedim. Bir şey olmaz dedi, neyse o gün iki gün yatamadım. İki gün? İki gün yatamadım. Hiç yok oğlum. Yok, iki gün yatamadım, yemek yemedim. Bir paket sigara içiyorsam günde 3 paket sigara içmeye başladım. Attıktan sonra. Bunun etkisi geçti, neyse yaptım. Kalktım baktım canım istemeye başladı.
Dedim vallahi dedim eskisi gibi dedim her şey bana gelmiyor dedim. Dedim gidin bundan bir tane alayım. Kimseye de söylemeden ben torbacıya gittim. Dedim bana bir tane ekstazi. Bana orada birkaç tane çeşit gösterdi. Çeşitleri de var. Çeşitleri de var. Allah rahmet etsin mi diyeceğim şimdi. Allah rahmet etmesin. Öldü bunu satan. İnşallah bütün satanlar da ölür. Vallahi diyorum sana bak. Yemin ederim. Gittim. Aldım. Onu da önünde dedi bana dedi. Bunu sodadan içtiğin zaman dedi daha çabuk etkisi olur dedi. Bu 3-4 çeşit mesela bu 3-4 çeşit etkileri farklı mı bu 3-4 çeşidin? Etkileri farklı. Nasıl farklı? Yani iyisi var, kötüsü var. Mesela düşün mesela sigara, Marlboro var, Parlament var, Maltepe var. Aynı öyle bir şey. Aldım onu soda suyuyla beraber içtim. Çıktım evden çıktım terlemeye başladım. Hemen terletiyor yani. Terletiyor. Baktım her şey bana iyi geliyor. Herkesle tanımadığım kişiye sarılıyorum, muhabbet ediyorum. Yani hayatımı değiştirdi. Nasıl değiştirdi? İlk başta çok güzel geldi her şey bana. Her şey çok güzel geldi. Şimdi bunu, kardeşim buna şimdi para yetmez. Böyle şeylere para yetmez. Para yetmez. Bunda kazanan kim oluyor? Torbacı. Torbacı peki kendisi kullanıyor mu bu işi? Bütün torbacılar %99'u kullanır. %99'u. Yani bu torbacılar nasıl torbacı oluyor? Adamın bunu almaya parası yetmiyor. Parası yetmediğinden dolayı gidiyor kendisi işte içecekliğim çıksın diye. Tamam ben de içemem. Herkesi alıştırmaya çalışıyorlar kardeşim. Şimdi bu Allah belasını versin bu uyuşturucunun. Şimdi benim mesleğim var. Gelirim de var, evim de var. Allah'a şükür. Namuslu şerefli hanımım da var Allah'a şükür. Şimdi kardeşim ben uyuşturucuya koyduğum parayı ben böyle bir kenara atsaydım namusum şerefim üzerine yemin ederim sana ben şimdi 5 katlı evim vardı. Böyle 4 dörtlük 5 katlı evim vardı. Buna para yetmez. Para yetmediği gibi bir de insanı hırsızlığa sürüklüyor yani. Bunu alıp içeceksin kardeşim yani başka yolu yok. Ha bu bırakılmaz mı? Bırakılır nasıl bırakılmaz? Aa bak ben çok şükür ne tedaviye gittim ne ametemde yattım hiçbir şey yapmadım. Eşim bana dedi eğer ki bu maddeyi bırakmazsan ben sana bırakacağım. Benim eşim bu maddemi ben bıraktım bunu Allah'a şükür. Şimdi mutluyum, huzurluyum Allah'a şükür. Param var. Benimle konuşmayan insanlar yine bana döndü. Bu madde yani çok kötü kardeşim, çok kötü bir şey bu yani. Belki sen daha önceden yani bulamadığın dönemlerde yani hırsızlık yaptın mı? Yaptım, çok yaptım. Yalana gerek yok. Yok. Çok yaptım. Çok yaptım kardeşim. Niye yaptım? Yani bunu alıp içeceğim öyle rahatlayacağım. Rahatlama mı bu yok. Psikolojik olarak rahatlama bu. Evet. İçmediğin zaman kafanı duvarlara vuruyorsun yok böyle bir şey yok. Mesela bazıları diyor sigara bırakılmaz. Yok sigara da bırakılır ben sigarayı da bıraktım ama yine başladım sigaraya. Evet. Yani bu insan elinde olan bir şey. Tamam bak bunu içmediğin zaman şimdi ateş buz denilen bir illet çıkmış. Ateş buz önüne sen 50 gram koy o 50 gramı içmeden kalkamazsın. İlla doyumsuz bir şey güzel mi? Aynı bu da hapın benzeri bir şey kimyasal. Adamın beynini çürütüyor, gerçekten mi çürütüyor, gerçekten çürütüyor. Niye? Çünkü ne yaptığını bilmiyor kardeşim, ne yaptığını bilmiyor. İçtikten sonra ne yaptığını bilmiyor. Şimdi ben eşime, ben bunu da mı içtim? İçtim, yalana gerek yok. Bunu da içtim. Şimdi ben eşime tek tek aldığım hediyeleri para yetmediği zaman, eşim de bana para vermiyordu, kullandığımı bildiği için. Ben eşime aldığım hediyeleri ben tek tek götürüp ben torbacıya verdim. Torbacıya verdim, niye? Çünkü param yoktu. Param olmadığı zaman ben gidip hırsızlık da yaptım. Bundan utanıyorum ya, utanıyorum Allah affetsin. Utanıyorum ama ne? Yani bunu illa içeceksin kardeşim. Bunun için adam öldüren bile var. Bu nasıl bırakılır? Kardeşim tamam bunu içmediğin zaman ateş buz denilen illetti. Şimdinin zaten favorisi bu. Ateş buz. Lambanın içinde parfüm şişesinin içinde içiyorlar. Yok folyoda kaydırıyorlar. İçtiğin zaman böyle kardeşim cin gibi oluyorsun. Gözlerin böyle açılıyor. Önüne kuzu koy, yemek, onu yiyemezsin. Canın istemez çünkü. İstediğin şey tek ne? Sigara, çay, muhabbet, bir de... Belki şimdi, bu diyorlar ki mesela zombi gibi o falan oluyor yani. O zombi gibi olduğun şey kardeşim bu... ismi bunun bonzai. Bonzai. He. İşte fare ilacıyla, bilmem bazı maddelerle bu... tabakhanede bu derilerin üzerine döktükleri bir madde varmış sıvı tam temizlesin diye onlardan yapılan bir şey kardeşim. Bunu da içtim ben bunu da içtim. Hatta 5-6 tane arkadaşım da öldü. Nasıl öldü? Mesela her gün bir bardak sen çay içiyorsun mesela. Ayrı ayrı maddeleri var nasıl?
Kimine çok zehir koyuyorlar, kimine az, ayarlama yapamıyorlar. Mesela ben bir bardak çay mı içiyorum? Ben diyorum ki ikinci güne bu bir bardağı içeceğim, tamam bana yeter. Ama sen o çayın içindeki madde nasıl olduğunu bilmiyorsun. Tutuyorsun, ne yapıyorsun? İki bardak içtiğin zaman kalbini durduruyor bu. Kalbini durdurup öldürüyor seni. Bir duman alayım, bir kapak alayım, tamam rahatlarım diyor ama o bir kapak aldığın zaman maddenin güçlü olduğundan, fazla olduğundan dolayı sen bunu bilmiyorsun. Bilmediğin zaman ne yapıyor? Kalbini durdurup öldürüyor. Bu madde de böyle yani. Bu maddeden çok ölen oldu. Allah'a şükür şimdi pek piyasada yok. Bundan sonra da olmaz inşallah. Ateş buz dedikleri kardeşim yani bu adamın beynini küçültüyor. İçen arkadaşlar belki çevrenizde var, görüyorsunuz yani deri kemik kalmış. Niye? Yemek yiyemez. Yemek yiyemez yani. Yemek elinde olan bir şey değil, yiyemez. Yemek yiyemez dediğim yani elinde olan bir şey değil yani. Yemek gerçekten canı yemek istemez. Önüne koyun, kuzu kosalar yemez. Başka zararlarını sana söyleyeyim. Bu insanın bilinçaltı ne diyorlar? Adamı triplere sokuyor. Evet. Yani Allah'a şükür yani ben şerefli namuslu bir hanım almışım. Aşiret kızı Allah'a şükür. Eşinden şüphelenenler, acaba eşim beni aldatıyor mu? Yani bu elinde olan bir şeyler bu maddenin etkisi. Dışarı çıkıp yürüdüğü zaman beni polis mi takip ediyor? Acaba eşim kimle konuşuyor? Adamı tripten tribe sokuyor. Adamı şekilden şekile sokuyor bu ateş. Yani bunu bıraktığın zaman ne oluyor içmediğin zaman? Kemiklerin ağrıyor, halsiz düşüyorsun. Yatağa düşüyorsun. O şeye dayanamıyorsun sen. İlle ben gidip bunu içeceğim. Bunun çaresi ne kardeşim yani? İlle gidip ameliyatımda falan yatmak değil. Kendine eve git de bir hafta 10 gün çıkma evden. Zaten bunun etkisi 4-5 gün, bir hafta. Bir hafta kendine dikkat ettin mi, bir hafta içerisinde bu bitiyor. Yok valla ben bırakamıyorum. Hepsi yalan bunlar, hepsi hikaye yani. Evet. Milletin lafından valla bu bırakılmaz madde. Bağımlılık denilen bir şey yok, ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Ben her şeyi içtim. Hiçbir zaman da ben doktora gitmedim. Niye? Nasıl içtiysem de öyle bıraktım. Bıraktım Allah'a şükür. Yani bunu içen herkes de bırakabilir. Sen polislik oldun mu hiç? Oldum, cezasını da yaptım. Ne kadar yaptın? Yani uyuşturucudan dolayı mı? Evet. 3 yıldan fazla yattım ben. 3 yıl yattım. Evet. Peki orada bırakamadın mı 3 yıl süreç içerisinde? Bıraktım. İçmedim. Evet. Çıktığında ne? Tekrar nasıl bulaştın? İşte sen benim arkadaşım der misin işte kırma be ya, bir dumandan bir şey olmaz ya da bir tane haktan bir şey olmaz. Yine beni bulaştırdılar. Allah'a şükür ben yine bıraktım yani, hiçbir şey kullanmıyorum şimdi. Yani demek ki burada çevre, ortam. Çok önemli, çok. Çok valla bu benim dayımın oğlu. Vallahi bu benim teyzemin oğlu, bu benim kuzenim. Bunlar işte, bunlardan konuşmazsam olmaz. Gerekirse babam, içiyorsa babamla bile konuşmayacağım. Peki gençlere ne önerirsin yani? Gençlere önereceğim şey kardeşim, bunu bırakın yani. Siz de biliyorsunuz bunun ne olduğunu, içen bilir. Siz de biliyorsunuz kardeşim, yapmadığın hırsızlık kaldı mı? Kalmadı hırsızlık yani, isteseniz istemeseniz. Kim derse ben yapmadım, yalan. Adamın altında jipi var, yine hırsızlık yapıyor. Niye? O anda gerekiyor mesela, alması gerekiyor, arabasını hemen de satamıyor, adam gidip arkadaşının telefonunu çalıyor. Bakın ben. Yani bunun şeyi ne kardeşim, bunu bırakma şeyi ne? Bırakılır bırakılmaz diye bir şey yok ya. Senin ailen mi madde mi? Senin canın mı madde mi? Allah belasını versin maddenin, bırakılır yani. Kim derse ben bırakamıyorum, yalan söyler yani. Şu anda Reyhanlı'da madde içme yaşı kaça kadar düşmüş? 13-14'e kadar düştü. 13-14. Nerede peki bu gençleri, bu 13-14 yaşındaki çocukları kim düşürüyor? Okul önlerinde mi satılıyor? Nasıl yapılıyor? Şimdi bunu devlet daha iyi biliyor. Niye daha iyi biliyor? Devletin bilmediği bir şey var mı ya? Yok. Tamam, devlet, sen diyeceksin ki peki devlet biliyorsa niye engellemiyor? Evet. Şimdi devlet Ahmet'e gidiyor, bu sefer Mehmet satıyor. Mehmet'e gidiyor, bu sefer Ali satıyor. Baş gelemiyor kardeşim yani, baş gelemiyor devlet. Baş. Bu nasıl caydırıcı olur? Yo, cezayı yükseltmek caydırıcı olur bence yani, cezayı. Adam yakalatıyor elinde 50 gram ya da 20 tane paket. 50 gram yakalatıyor, adam gidiyor valla mahkemeye diyor ben içiciyim efendim. Hakim bunu gönderiyor, içicilikten dosya açılıyor. Evet. Diyor sen tedaviye git. Tedavi denilen, tam tedaviye git diyor ama ne? Gidiyorsun bir sefer kan veriyorsun, iki sefer. İdrar veriyorsun, ondan sonra tamam sen iyileştin. Evet. Adam bu sefer o kanı verdikten sonra, temiz aldıktan sonra yine adam içmeye devam ediyor. Evet. Ben çok gördüm bu şeyde. Ben de gittim. Evet. Bu işte idrar vermedi. Adam kendi idrarını vermiyor. Adam içiyor, burada gidiyor. Evet. Ben çok gördüm. Adam başkasının idrarını şırıngaya koyuyor, götürüyor orada. Evet.
Polis arkasında duruyor, çıkarıyor buradan şırıngayı. Hı. Şırıngayı işte bakıyorlar orada temiz bu. Hı. Halbuki o adamın idrarı değil, başkasının idrarı. Hı. Yani bu kardeşim böyle yani bırakılır, bu madde vallahi bırakılır. Demek böyle şeyler de dönüyor yani. Böyle şeyler de dönüyor. Sana diyorum ya işte bunu baban işiyorsa babandan uzak durman lazım. Yani peki bu satıcılar okul önlerine gidiyorlar mı okullara? Önlerine ben hiç görmedim, yalana gerek yok. Peki bunları nasıl getiriyorlar dışarıdan mesela? En çok nereden getiriliyor? Kardeşim bunu en çok kim iyi bilir? Yani bunu devlet bilir ya. Ya devlet bilir de şimdi mesela bu satanlar, bu maddeyi satanlar illa bir yerden getiriyordur. Yani Suriye'den kaçak mı indiriyorlar? Dışından Antep'ten falan mı getiriyorlar? Nereden getiriyorlar bu maddeyi? Valla bu Kaptagon dedikleri hap %100'ü değil %200'ü Suriye'den geliyor. Bunu Suriyeliler getiriyorlar. Duvar var, tel var, her şey var. Nasıl? İşte bunu indiriyorlar yani bir türlü indiriyorlar. Bu ateş, buz denilen maddeyi de dediğin doğru İstanbul'dan bir de Antep'ten geliyor bu. İstanbul bir Antep. İstanbul'dan Antep'ten geliyor bu. Evet. Oradan getiriyorlar. Gramını 60 liraya getiriyorlar. Burada satıyorlar 500 liraya. Öyle. 500 liraya satıyor. 100 liraya getiriyor. Burada 500. 100 lira bile değil gramı. Oradan getiriyor. Burada 500 liraya satıyor. 500 liraya. Peki bunu nasıl getiriyor mesela? Bir sürü kontrol noktaları var yollarda falan. Bunu getirdikleri zaman ya yanlarında bayan kullanıyorlar. Ya bayanı kullanıyorlar ya da bir otobüs firmasının muavinini ayarlıyorlar. Şimdi bu arama olduğu zaman muavinlerin yattığı bir yer var otobüslerde. Muavini ayarladıktan sonra orada muavin biliyor neresi aranmaz, neresi aranır. Yani muavini bağlıyorlar. Muavin kendileri yardımcı oluyor. Muavine de yolunu veriyorlar, öyle getiriyorlar. Ya ama şey var, köpek, direktör köpekler var. Tam köpekler otobüsün üst tarafındaki kısımlara çıkıyor. Ama bu şoförün yattığı yere, mattığı yere ben hiç görmedim. Ben gelmedim ben. Görmedim. Yok. Peki bu maddelerden ölen kişileri gördün mü sen? İçten geldin mi kimsenin öldüğünü? Gördüm, çok gördüm. Gözünün önünde ölen oldu mu? Gözümün önünde ölen oldum şimdi derken gözümün önünde ölen olmadı. Evet. Ama tanıdıklarımdan çok ölen oldu. Çok ölen oldu. Çok ölen oldu. Şimdi bu öldüğün zaman derken yani şimdi tamam öldüm bitti, tamam bitti değil yani bu insan yani ister istemez gavur gidiyor yani. Evet. İster istemez gavur gidiyor yani. Evet. Hem dünyasını bitiriyor ama ahiretini öyle değil mi? Tabii tabii. Öyle yani. Şimdi buna nasıl baş gelinir kardeşim dediğin gibi senin ailen mi, bazıları diyor benim ailem değil. Evet. Bu madde daha önemli. Kardeşim siz kendi kendinizi bitiriyorsunuz. Vallahi billahi kendi kendinizi bitiriyorsunuz. Evet. Şimdi bir asidi bir süngerin üzerine dök ne olur? Erir. İnsanoğlu da böyle eriyor. Ama işte o şeyleri düşünemiyorlar çünkü beyinlerini küçültüyor. Düşünemiyorlar, vallahi düşünemiyorlar. Şimdi ne önerirsin, ne yapmak lazım yani? Önereceğim şey ilk başta olmak üzere, ilk başta bak. İlk başta çevresinin hepsine kalem çeksinler. Kullanan kişiler hepsine, bu benim arkadaşım, bu benim kankim. Bunların hepsine irtibatı kessinler. Evet. Kullandıkları telefon da varsa kartı kırıp atsınlar, sosyal medyada da tanıdıkları varsa onu da iptal etsinler. Bir hafta 10 gün eve kapatsınlar kendi kendileri. Tamam 3 gün yemek yemezler, 5 gün valla ayağa kalkamıyorum benim, halim yok, 2 duman olursam kendime gelirim. İşte bunları akıllarından çıkarsınlar. Bir hafta kendileri kilitlesinler, ondan sonra zaten bir hafta sürüyor, bir haftadan sonra zaten kendileri gelir. Çıktıktan sonra işte evden çıkacak, evinde hapis olmayacak. Evden çıktıktan sonra valla bu içen arkadaşım beni çağırdı, hele gel sen neredesin, hele bir duman alayım, bir dumandan bir şey olmaz derse zaten o kaybettiği an yani. Şimdi biz bunu YouTube'da yayınlayacağız. İzin veriyor musun? İzin veriyorum. İçen arkadaşlara da diyorum, kardeşim bak sizin kendi canınız, kendi canınız. Torbacı doymaz, sana verir bir sefer, iki sefer, 500 liralık şeyi sana 100 liraya verir, ayağın alışsın diye valla. Paran olmasa da gel kardeşim yani bir şey olmaz. Paran olunca verirsin. Hep bunlar tuzak kardeşim. Arkadaşlar bunlar hep tuzak. Bedava veriyor. Doğruyor mu yani? Bedava veriyor diyor. Bir iki sefer zaten diyor tilkinin dönüp dolaşacağı kürçü dükkanı. Evet. Yani buna alıştıktan sonra zaten bana gelecek. Diyor. Kaç sefer de alışıyor peki bir insan yani bu işe? Bu ateş buz dedikleri şey iki sefer içsin tamam bitti pili. Alışıyor derken kafasına silah mı tutuyorlar, tutmuyorlar. Hani ilk başta güzel geliyor. Dünya böyle toz pembe geliyor. Valla ben bunu içmeden yaşamıyormuşum. Dedikleri de oluyor. Hisse kapılıyor. Hisse kapılıyor.
Ondan sonra zaten devamı geliyor. Para bulamadı, annesinin parasını çalıyor, evden eşya çalıp götürüyor, satıyor. Benim başıma geldi mi geldi, ben de götürdüm. Ben de götürdüm, yalanı yok. Telefonumu verdim, motosikletimi verdim. Para yetmedi, gittim arkadaşlarımdan borç aldım, ödeyemedim. Sana diyorum ben 4-5 katlı ev yapardım bu koyduğum parayla. Hep ben kendime yazık etmişim, Allah'a şükürler olsun bıraktım. Herkes de bırakabilir, kimse demesin vallahi ben bırakamam, yalan. Bırakamam diyen yalan. Bir insan kendi kendini öldürür mü? İşte bu öldürüyor, yavaş yavaş öldürüyor insan kendi kendini. Ricamız görürsen, şey yaparsan, emniyet güçlerine haber ver, ihbar et. Ederim zaten, babam satsa ben babamı da ederim bu saatten sonra. Bizim gençlerimiz gerçekten bilinçsiz bir şekilde bu illete kapılıyorlar. Bunları düşürenler, bu tuzağa düşürenler, bu insanlar zaten kendileri düşmüş. Kendileri de ne yaptığını bilmiyor. Yani senden ricamız görürsen, şey yaparsan ihbarda bulunursun. Bulunurum ben. Bulunduğum da çok oldu zaten. Evet. Çok oldu yani, yalana gerek yok. İyi yok. He. Şerefime kardeşim çok oldu yani. Allah bir daha düşürmesin. Değerli görüşlerin için teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Bunu YouTube'da yayınlayacağız. İnşallah birilerine ders olur. Bu illete düşmez.